Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Gençliğinizi hatırlıyor musunuz? Siz nasıl bir gençsiniz bilmiyorum ama ne yazık ki ben pek iyi bir ergenlik geçirmedim. Babam askerdi. Sert, otoriter ve titiz bir adamdı. Annem ise ne yazık ki babamın sözünden çıkmayan pasif bir kadındı. Babam bana bir kere bile el kaldırmamış olsa da çocukluğumda babam sert duruşundan çok korkardım. Ailenin tek çocuğuydum ve üzerine çok fazla baskı vardı. Devamlı başarılı olmam, babam gibi olmam, ailemi gururlandırmam gerekiyordu. Sınıf birincisi miydim? Yetmezdi. Çünkü okul birincisi olmadığım için babam memnuniyetsizliğini yüzüme vururdu. Anadolu Lisesi'ni mi kazandım? Neden Fen Lisesi'ni kazanmadım diye saatler süren nutuklar dinlerdim. Hiçbir zaman başarılı olduğum için övgü almadım. Neden daha başarılı olamadığım için baskı gördüm. Belki bu yüzden bilmiyorum ama üniversiteye başlamamla ailemle bağlarımı koparmam biri oldu. Sadece bana para gönderecekleri zaman onları arıyordum. Derslerim hala iyiydi ama bu onlar istediği için değil, ben istediğim içindi. Yıllarca gece gündüz ders çalışmıştım ve emeklerim babam olan inadım yüzünden elimin tersiyle yetecek değildim. Yazları dahi mecbur kalmadıkça ailemin yanına gitmemeye çalışıyordum. Ailemin durumu yerindeydi. Asla parası kalmıyordum. Part-time çalıştığım işim sayesinde de bir öğrenciye göre durumum oldukça iyiydi. Öğrenci evinde kalıyordum ve iki ev arkadaşım vardı. Üç kişi olduğumuz için kira ve faturalar da koymuyordum. Hukuk fakültesi 3. sınıfın son günleriydi. Yaz tatiline girecektim. Bu yazda ailemin yanına dönmeyi planlamıyordum ve bahane olarak da işimi kaybetmek istemedim öne sürüyordum. 1. sınıfın sonunda stajyer olarak başladığım hukuk firmasında kendimi sevdirmiş ve orada devamlı olarak çalışmaya başlamıştım. Bu hem açlığımı çıkarmamı sağlıyordu hem de işi erkenden öğrenmemi. Ama ne yazık ki yaz tatilini evde geçirmem için ısrar eden annem babamın ameliyat olacağını ve mutlaka bu yaz eve dönmemi söylediğinde bu sefer karşı duramadım. Babamın 3 damarı tıkalıydı ve yakında ameliyat olması gerekiyordu. Aramızda ne kadar anlaşamamazlık da olsa ailemi böyle bir durumda yalnız bırakacak değildim. Yavaştan eşyalarımı toplamaya başladığımda eve gelen arkadaşlarıma durumu anlattım. Hepimizin keyfi kaçmıştı. Cenkan sessizliğini bozarak, madem tüm yaz görüşemeyeceğiz, senin de canı sıkkın, hadi bu gece içmeye çıkalım dedi. Bora ise, saçmalama oğlum, adam babası ameliyat olacak, can ile cebeleşiyor, senin aklın hala zıkkımlanmakta diye çıkıştı. Aslında biraz kafayı dağıtmak bana da iyi gelebilirdi. Oku, iş derken, uyumak ve yemek yemek dışında kendime hiç vakit ayıramıyordum. Yarın zaten pazardı. Rahat rahat dinlenebilirdim. Pazartesi ilk iş gidip iş yerine konuşmam gerekiyordu. Bora'ya, yok ya, Cenkan haklı. Ben de çok sıkıldım. Biraz kafamızı dağıtalım dedim. Cenkan'ın babası zaten zengindi. Aramızda durumu olmayan sadece Bora vardı ve ona bunu asla hissettirmezdik. Sadece üçümüz çıkmıştık. Beraber vakit geçirmek için bu son şansımız olabilirdi. Okul zamanı zaten yoğunluktan doğru düzgün vakit geçiremiyorduk. İlk önce birkaç mekan gezdik. Hiçbir mekanda adım atacak yer yoktu. Herkes kapılarda sıra olmuş, içeri girmek için saatlerce bekliyorlardı. Moralimiz bozulmuştu. Cenkan homurdanmaya başlamıştı. Zaman gittikçe ilerliyordu ve dolanıp durmaktan yorulmaya başlamıştık. Karanlık sokaklarda dolanırken, "Tamam oğlum, homurdanıp durma. İlla mekan mı lazım? Gel şuradan istediğimizi alalım. Altımızda mis gibi arabamız var. Hem gezeriz, hem içeriz dedim. Cenkan tabi, alkollü araba kullanalım da ehliyeti kaptıralım. Babam da çekip vursun artık beni. Senin bana kastın var dedi. Cenkan doğru söylüyordu. Babası her istediğini yapardı ama aynı zamanda da çok katı bir adamdı. Zengin olmalarına rağmen Cenkan tıp okuyordu. Onu okul ve ev dışında çok nadir görürdünüz. En ufak bir hatasında babasının yaptırımları çok ağır olabilirdi. Biz sert ve anlayışsız babalarımızdan şikayet ederken Bora'nın durumu daha vahimdi. Onun bir ailesi yoktu. Babası çok erken vefat etmiş.
yeniden evlenen annesi, yeni kocası Bora istemediği için onu terk etmişti. Babaannesi ve dedesiyle büyümüştü. Otoparka geldiğimizde arabayı çıkarana kadar mahvolmuştuk. Otopark bile tıktım tıkıştı. Belki de hafta sonu dışarı çıkmak bir hataydı. Evimize oturup keyfimize bakmalıydık diye düşündüm. Yoldaki bir tekelden biraz nevale aldık ve eve doğru sürmeye başladık. Ama Cenkhan bir süre sonra farklı bir yoldan gitmeye başlamıştı. Etrafımıza bakınıp, "Oğlum, nereye gidiyorsun?" diye sorduğumuzda, "Yakınlarda eski bir Ermeni mezarlığı var. Kimse girip çıkmaz. Madem bu gece çılgınlık yapmaya çıktık, o zaman yapalım," dedi. Bora da, "Saçmalama oğlum. Gidelim işte eve. Ne işimiz var mezarlıkta? Hani sen babandan korkuyordun? Ya birisi polis çağırırsa ne yaparız?" dedi. Cenkhan da abartmaya, "Bizim sınıftaki çocuklar kaç kere gelmişler buraya. Anlatıyorlardı. Gece vakti kimin ne iş var orada da polis çağıracak. Korkaklık etme işte," dedi. Orayla ben birbirimize baktık. İkimiz de erkeklik gururumuzdan itiraz edememiştik. Mezarlığa geldiğimizde duvarlarla çevrelenmiş, eski ama sağlam, metal bir kapısı olan, dışarıdan oldukça esrarengiz görünen yapıyı ilgiyle inceledik. 3 yıldır bu şehirde yaşıyordum ve nasıl oldu da burayı hiç görmediğimi düşündüm. Arabadan yiyecek içeceği çıkardık. Kapı asma kilitle kapatılmıştı ama Cenkhan arkadaşının söylediğine göre arka tarafta küçük bir giriş olduğunu söyledi. Beraber arka tarafa dolandığımızda duvarların üzerine mezarlığı çevrileyen demirlerin yamulduğunu ve bir giriş açıldığını gördük. Kısaca şehir magandaları mezarlığın demirlerini tahrip etmişlerdi. "Oğlum, demirleri yamultmuşlar. Biri gelir görürse üzerimize kalmasın. Kan malını tahrip etmenin cezası vardır," dedim. Cenkhan kahkaha patlatıp, "Konuştu bizim avukat. Merak etme, demirler küflenmiş. Demek ki uzun zamandır bu durumda," dedi. Birbirimize tutunarak demirlerden geçtik ama Bora'nın paçası demire takılınca elindeki poşetlerle beraber yere düştü. Kendimize engel olamayarak kahkaha atmaya başlamıştık. Bora ise düştükten sonra koluna batan bir şey alıp bakarak, "Kemik oğlum, kemik lan bunlar," dedi. Kemikleri eline alan Cenkhan, "Evet, hayvan kemiği. Öt de gerif seni. Kalk hadi. Kıracaksın içkileri. Dünyanın parasını verdik onlara," dedi. Bir yandan kendimize uygun bir yer arıyor, bir yandan tarih mezarları inceliyordu. "Ne kadar güzel mezar taşları, inci gibi dizmişler," dedim. Bora ise, "Günah oğlum böyle şeyler. Süslü püslü mezar taşları mı olur? Ne böyle put gibi. Mezar dediğin sade olur," dedi. Bense, "Ben öldükten sonra isterlerse kazık çaksınlar. Kimin umurunda," dedim. Bora ile dini bir tartışmaya girmiştik ki, Cenkhan, "Susun be. Gecenin köründe mezarlıkta elimizde içkilerle kavga edecek başka konu bulamadınız mı? Şu türbenin önünde iyi açıklık var. Hem ışığı da güzel. Hadi oraya yerleşelim," dedi. Arabadan aldığımız örtüyü yere serdik. Plastik bardaklarımız, cipslerimiz, içkilerimiz. Gecenin bir yarısı mezarlıkta piknik yapan 3 manyak için çok güzel bir ortamdı. Bora telefondan ağır bir arabesk parça açınca, "Kapat lan şunu. Bu ne böyle? Eğlenelim diye geldi şuraya. Depresyona mı sokacaksın biz?" dedim. "Bora, operayı mı açayım? Ne açayım bu ortamda?" diye söylendi. "Olur valla. Modumuz düşmez bari," dedim. Müziği kapatıp tafralı bir şekilde içmeye devam etti. Saatlerce sohbet ettik. Okuldan, işten, ailelerimizden bahsettik. Saatler ilerledikçe şişeler boşalıyor, bitenlerin yerini yenisi alıyordu. Saat 4'e geldiğinde artık kör küçük sarhoş olmuştuk. Cenkhan sapsarı olmuştu ve yerinden fırlayarak az ötedeki mezarlığın dibine istifra etti. Kahkahalar atarak, "Pis herif, mezarlığın dibine kustu. Orada yatan hortlayıp seni geberse yeridir," dedim. Cenkhan ağzını kolunu silerek yanımıza dönerken, "Haklısın, keşke senin üzerine çıkarsaydım. Hadi ufaktan kalkalım artık. Benim midem hiç iyi değil. Araba burada kalsın, taksiyle dönelim. Gece gece ehliyeti kaptırmayalım," dedi. Bora ise biz konuşurken önüne oturduğumuz türbenin kapısını kurcalıyordu. Açılıp açılmadığını kontrol ediyordu. "Hadi Bora, bırak onu da gidelim," diye seslendim. Biraz daha kapıyla uğraşan Bora, "Açık lan burası," diye bağırdı. "Açıksa açık, bırak gel şuraya gidelim eve. Gece gece başımızı belaya sokma," diye bağırdım ama Bora çoktan telefonun ışını açmış içeri giriyordu. Söylene söylene yerinden kalkıp Cenkhan ile peşini takıldık.
İçeri çok havasızdı ve geniz yakan bir rutubet kokusu vardı. Ortada bir lahit ve duvarlarda bazı kabartmalardan başka bir şey yoktu. Bora odanın baş köşesine asılmış bir kabartma plakayı inceliyordu. Tamam mı? Baktın mı? Çıkalım artık buradan. Avukat olacakken hapse girmek istemiyorum dedim. Cenkan ise hadi hadi hemen tüyelim buradan. Yoksa biz değil babam. Kimse kurtaramaz dedi. Fırlar gibi turbeden çıktık. Deliler gibi koşuyorduk. Öyle telaşlanmıştık ki yere serdiğimiz örtü, boş şişeler, çerimiz çöpümüz, her şey olduğu yerde bırakmıştık. Sokak lambalarının ve zayıf aydınlatmaların zar zor aydınlattığı mezarlıkta deliler gibi koşuyorduk. Geldiğimiz yönü bildiğimi sanıyordum ama ne kadar koşarsam koşayım bir türlü yamulmuş demirleri bulamıyordum. Nefesim iyice kesildiğinde soluklanmak için durdum. Etrafıma baktığımda orayla Cenkan'ın benimle olmadığını fark ettim. Acaba geride mi kaldılar yoksa başka yöne mi koştular diye merak ederek onlara seslendim. Ama ne kadar bağırsam bağırayım bir türlü cevap gelmiyordu. Sarhoş olduğum için bir türlü kendimi toparlayamıyor, mantıklı düşünemiyordum. Gecenin karanlığı tek başıma mezarlıkta koşup durmaktan o kadar çok korkmuştum ki en sonunda dayanamadım ve sarhoş kafayla karşıma ilk çıkan duvara tırmandım. Demirlerini aşmaya çalıştım ama sanki sırtımda 10 tonluk bir ağırlık vardı da beni aşağı çekiyor gibi bir türlü tırmanamıyordum. Ne kadar çabalarsam çabalayayım gücüm yetmiyordu. Son bir cesaretle tekrar demirleri tutunmaya çalıştım ama bir beni ensemden tuttuğu gibi yere çarptı. Kendimi kaybetmiştim. Olduğum yerde bayılıp kaldım. Birinin beni ısrarla dürtmesi üzerine zar zor gözlerimi açtım. Güneş ışıklarıyla beraber gözlerim yandı. Görüşüm netlendiğinde mezarlık görevlisi olduğunu tahmin ettiğim bir adam beni ayağıyla dürtüyordu. Kalk bakalım. Burası meftalar için dinlenme yeri. Sarhoş serseriler için değil dedi. Kuruyan boğazım yüzünden güçlükle konuşarak abi saat kaç diye sordum. Sabahın 7'si dedi. Peki burada benden başka kimseyi gördüm dedim. Serseri arkadaşlarına soruyorsan çıktı onlar. Hepiniz duvar dibinden tek tek topladım dedi. Gece karanlığında deli gibi koşturuşum ve bir türlü çıkamayışım aklıma geldi. Mezarlık görevlisi bizi bulduğu için başımın derde girmesinden korktum ve yutkunarak ''Abi, polise haber verecek misin?'' diye sordum. Yaşlı adam alaycı bir kahkaha attı. ''Hangi birinizi polise vereyim?'' Bıktım usandım artık. Her gece mutlaka birileri giriyor. Mezarlıkta zıkkımlanmaktan ne zevk alıyorsunuz bilmiyorum ama mezarlığa zarar vermedikten sonra ne yaptığınız umurumda değil dedi. Zorlukla yerimden kalktım. Kafam resmen zonkluyordu. Demirlere tırmanmaya çalıştığımda birinin beni ensemden tutup yere çarptığını hatırladım ama bunun sadece bir hayal olduğuna, sarhoşluktan dengemi kaybettiğime inandırdım kendime. Kibrit çaksalar alev alacak durumdayken hayal görmem ve dengemi kaybetmem son derece olasıydı. Zar zor yürüyerek artık açık olan kapıdan dışarı çıktım. Bora ile Cenkan arabanın yanında suratlarına su çarpıyor. Kendilerine gelmeye çalışıyorlardı. Cenkan, oğlum dün gece ne oldu öyle? Tüm gece sizi aradım ama bir türlü bulamadım dedi. Bora ise ben de çıkışı bir türlü bulamadım. Oğlum ne kadar içtik biz dedi. Ben hem sizi hem de çıkışı aradım ama ikisini de bulamadım. Mezarlık eski. Yolları labirent gibi. Ben demirlerden tırmanacağım diye düştüm kendinden geçtim. O kafeyle başımıza bir kaza gelmedi. Ona dua edelim dedim. Kendimizi biraz topladıktan sonra arabaya atladık ve doğruca eve döndük. Hepimiz duş aldıktan sonra baygın gibi yataklarımıza yattık. Akşama kadar da yerimizden kalkamadık. Saat kaçtı bilmiyorum ama yarı uykulu gözlerimi açtığımda odam karanlıktı. Hava kararmış olmalıydı. Gözlerimi tekrar kapatıp uyumaya devam ettim. Çarşafın altına giren bir şey hissettiğimde barınaktan yeni aldığımız ve beslemeye başladığımız kedi olabileceğini düşündüm. Henüz yavru olduğu için genelde üşür ve bize yakın dururdu. Çarşafın altına giren şey yavaş yavaş sürünerek bacağım boyunca ilerledi. Tam uykuya yeniden dalacaktım ki aniden bacağıma sımsıkı yapışan bir elin beni hızla yataktan aşağı çekmesiyle çığlık atarak yerimden fırladım. Ayaklarım yatağın dışına kadar çıkmıştı. Dehşetle nefes nefese kalmış etrafıma deli gibi bakınıyor ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Zorlukla yutkunup kendi kendime tedirgin bir şekilde güldüm. Demek ki
Hala uyuyordum ve rüya görüyordum. Uykumda hareket etmiş olmalıydım. O kadar içkiden sonra ne bekliyordum ki dedim. Uykum kaçmıştı. Geri yatamayacak kadar korkmuştum. Kalkıp mutfağa gittiğimde, Cenkan ve Bora'nın çoktan kalkıp bir şeyler atıştıklarını gördüğümde onlara katıldım. Masada oturup yemek yerken hiçbirimizin ağzını bıçak açmıyordu. Sessizliği bozmak için boğazımı temizleyip ne zaman yola çıkıyoruz diye sordum. Bora, ben babaannemle dedemin yanına gideceğim. Çok kalmam zaten. Yaşlı insanlar. Bir de bana hizmet edemezler. Onları biraz görür, hasret gider dönerim. Zaten yaz tatilinde de çalışmam gerek dedi. Cenkansa, ben bir hafta daha buradayım. Sonra ailemin yazlığına, onların yanına gideceğim dedi. Benim babamın ameliyatına daha vardı ama ameliyattan önce gidip onlara destek olmam gerekiyordu. Ben yarın iş yerime haber verip salı günü yola çıkarım. Babam ameliyatını olup ayaklarına kadar biraz annemlerin yanında kalacağım. Ama yazın tamamını onların yanında geçiremem. Döndüğümde yine iş yerime devam ederim diye düşünüyorum dedim. Hepimiz sessizce yemeklerimizi yedik. Biraz vakit geçirdik ve tekrar yataklarımıza döndük. Felekten bir gece çalacağız diye kendimizi resmen hasta etmiştik. Ben iş yerimle konuşup durumu anlattım. 2 ay sonra tekrar dönmek üzere kendilerinin izni aldım. Zaten bir çeşit stajyer konumdaydım ve yokluğum onların işlerini sekteye uğratmazdı. Uzun yolculukları pek sevmediğim için biletimi geç saatlere almıştım ki otobüste uyumayı planlıyordum. Öyle de yaptım. Ama ne yazık ki varışım kısa sürmüştü ve henüz güneş bile doğmamıştı. Evimiz otogara pek uzak değildi. Gecenin havasını içime çeke çeke eve kadar yürümeye karar verdim. Çantamı sırtıma vurup tenha sokaklarda aheste aheste yürüyerek huzurlu bir şekilde ıslık çalıyordum ki sırtıma atılan ani bir taşla şok oldum. Büyük bir taş değildi ama yine de oldukça canımı yakmıştı. Hemen arkama dönüp bunu kimin yaptığını görmeye çalıştım ama ortada kimse yoktu. Herhalde çocuklardır. Kaçıp gitmiştir diye düşündüm. Biraz asabım bozulmuştu. Derin bir nefes çektim ve yine çantamı sırtıma vurup yürümeye devam ettim. Biraz uzaklaştığımda karşımı çöpleri karıştıran birkaç sokak köpeği çıkmıştı. Yanlarından geçerken nedenini anlamadığım bir şekilde hepsi birden korkuyla tek yöne doğru bakıp hırlamaya ve tehditkar bir şekilde havlamaya başladılar. İlk önce önemsemedim. Bana saldırmalarından korkup olabildiğince sokağın karşı kaldırımından ilerlemeye ve oradan gitmeye çalışıyordum ki köpekler aniden bu sefer inleyerek oradan koşarak kaçıp gittiler. Hemen arkamı dönüp neden böyle tuhaf tepkiler verdikleri için bakıp havladıkları yöne baktım. Ama boş, karanlık sokaklardan başka hiçbir şey yoktu. İyice tedirgin olmuştum. Acaba manyağın biri peşime takılmıştı da köpekleri o mu korkutmuştu? Bir süre daha bakındım ama ne gelen vardı ne de giden. Tam arkamı dönmüş yürümeye devam edecektim ki omzuma gelen bir taşla yerinden sıçradım. Bu sefer atanı yakalayacağım derken yine sırtıma, başıma, ayaklarıma her yerden taşlar yağmaya başladım. Her taraftan üzerime taşlar atılıyordu ve ben nereden, kimden geldiğini bir türlü göremiyordum. En son atılan bir taş şakamı kanattığında buradan acilen uzaklaşmam gerektiğini anlamıştım. Çantamı sıkıca tutup olanca gücümle evime doğru koşmaya başladım. Ben ne kadar koşarsam koşayım, uzaklaşırsam uzaklaşayım, arkamdan taşlar gelmeye devam ediyordu. Sadece koştuğum için beni ıskalıyorlardı o kadar. Yanından geçtiğim bir arabaya gelen kocaman bir taş, arabanın arka camını paramparça etmişti. Ben o korkuyla yere kapaklandım. Duracak vaktim yoktu biliyordum. Belli ki birileri benimle oyun oynuyordu ve bu oyun tehlikeli olmaya başlıyordu. Bir an önce eve varmalı ve polisi aramalıydım. Sonunda evin kapısına vardığımda şakamdan akan kan gömleğimi batırmıştı. Ya kanamadan dolayı ya da çok koştuğum için başım dönmeye başlamıştı. Sabahın 5 olmasına rağmen telaşla zile almıştım. Deliler gibi dakikalarca zile bastıktan sonra sonunda otomata basıldı ve kapı açıldı. Son kez arkama baktım. Kimsenin olmadığından emin oldum ve kapıyı çarparak kapatıp koşarak merdivenleri tırmandım. Annem uyku sersemi kapıda duruyordu ve beni görünce şok olmuştu. Telaşla, "Oğlum ne oldu sana?" diye sordu. Birkaç serseri anne, "Kafaları güzeldi herhalde.
taş attılar bana dedim. Bir türlü göremedim kişilerin beni taş şamına tuttuğunu ona söyleyemezdim. Eminim daha çok korkardı. İçeri girer girmez hemen bana pansuman yaptı. Allah'tan yaram kötü değildi. Başımı dönme sebebi büyük ihtimalle çok fazla koşmamdan kaynaklanıyordu. Babam hala uyuyordu. Polisi aramaktan da vazgeçmiştim. Çünkü onlara ne diyeceğimi bilmiyordum. Annem alnımı bantladıktan sonra oğlum baban sorarsa düştüm de zaten hasta bir de buna takılmasın dedi. Saat henüz çok erken olduğu için annemin önceden hazırladığı eski odama girdim. Ağrı kesici içip biraz dinlenmek için uzandım. Başım hala acıyordu. Derin bir uykuya dalmış biraz dinlenmiştim ki titreşimi aldım telefonun çıkardığı sesi uyandım. Telefonu uzanıp kimin aradığına baktığımda arayanın Bora olduğunu gördüm. Hemen açıp efendim dedim ama karşı taraftan bir ses gelmedi. Birkaç kez daha alo Bora dedikten sonra telefonu çekmediğini düşünerek tam telefonu kapatacaktım ki telefondan kulak yırtan korkunç bir parazit sesi gelmesiyle telaşlanıp hemen telefonu kapattım. Herhalde bağlantıda bir problem oldu deyip Bora'yı tekrar aradım ama telefonu kapalıydı. Telefonda gerçekten de bir sorun olduğuna kanaat getirip önemsemedim ve yatağıma uzanıp uykuma geri döndüm. Öğlen olduğunda ancak kendime gelebilmiştim. Kalkıp elimi yüzümü yıkadım. Salona, ailemin yanına geçtim. Babam kanepede uzanıyordu. Rahatsızlığı onu oldukça yıpratmışa benziyordu. Babam her zaman boylu poslu, güçlü, kuvvetli bir asker olmuştu ama zaman kimseye acımıyordu. Annem hemen atıştırmam için kahvaltılıkları çıkardı. Karnımı doyurduktan sonra tüm günümü evde ailemle geçirdim. Evde vakit geçirmeyeli uzun zaman olmuştu. Biraz içim sıkılmıştı ama yapacak bir şey yoktu. Odamdan eski kitaplarından birini aldım. Salona oturup sayfaları karıştırmaya başladım. Kitaba dalmıştım ki yeniden telefonun titreşimi dikkatimi dağıttı. Ekrana baktığımda yine Bora'nın aradığını gördüm. Hemen telefonu açıp merakla efendim dedim. Bir süre bekledim ama yine ses gelmedi. Alo Bora oğlum cevap versene dedim. Sinirim bozulmuştu. Telefonu kapattım ve hemen geri aradım. Ama yine ulaşılmıyor diyordu. Aklıma Cenk'i aramak geldi. Ona ulaşabilmiştim. Bora'nın beni arayıp durduğunu ama bir türlü konuşamadığımızı geri aradığımda da ulaşamıyor olduğunu söyledim. Cenkan ise Bora ile ortak evimizden ayrıldığından beri hiç temas kurmadığını, ona ulaşmayı deneyeceğini söyledi. Ben de ona ulaşırsa beni de bilgilendirmesini söyledim. Teşekkür edip telefonu kapattım. Babama yardım ederek biraz bahçeye çıkmasını, temiz hava almasını sağladım. Eve kapanmaktan o da benim gibi iyice sıkılmıştı. Hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı ki annem elinde telefonunu bahçeye yanımıza indi. Cenkan arıyor. Seninle konuşması gerekiyormuş diyerek telefonu verdi. Efendim dediğimde Cenkan'ın ağlamaklı sesini duydum. Samet, oğlum, Bora ölmüş dedi. İlk önce anlamakta zorluk çekmiştim. Nasıl yani? Anlamadım dedim. Bora ölmüş, kendisini öldürmüş, intihar etmiş dedi. Cenkan'ın dehşetle tir titrediğini telefondan bile rahatça hissedebiliyordum. Onun dehşeti ve titremesi bana da bulaşmıştı. Ayakta durabilmek için binanın duvarına yaslandım. Nasıl olabilir böyle bir şey? Neden yapsın bunu? Bilmediğimiz bir sorunu, derdi var mıydı? Sen hissetmiş miydin hiçbir şey dedim. Cenkan ise sen ne biliyorsan ben onu biliyorum dedi. Bora çok azimli biriydi. Asla pes edecek, intihar edecek biri değildi. Ne zaman olmuş, kim bulmuş diye sordum. Babaannesi bugün öğlen saatlerinde bulmuş. Kadın oracıkta şoktan kalp krizi geçirmiş. Hastaneye kaldırmışlar. Cenazesi yarın. Ben katılacağım. Sen de gelecek misin diye sordu. Düşüncelere dalmıştım. Bora'nın cansız bedeni öğlen saatlerinde bulunmuştu. Bu hemen hemen ondan sesli telefonlar almaya başladığım zamanlara denk geliyordu. Benden bir cevap alamayan Cenkan, Samet, gelecek misin, gelmeyecek misin cenazeye diye tekrar sordu. Hemen kendimi toplayıp geleceğim. Babamın ameliyatına daha var. Hemen yola çıkarsam yetişirim dedim. Telefonu kapattıktan sonra durumu anneme anlattım. Babamın durumu zaten iyi değildi. Onu üzecek bir şey söylemek istememiştim.
ailem, iki arkadaşım da yakından tanır, severlerdi. Annemle anlaşıp babama Bora'nın hafif bir kaza geçirdiğini, onu ziyarete gideceğimi söyledik. Babamın arabasını ödünç aldım ve apar topar yola çıktım. Yol boyunca düşünmüştüm. Aklım bir türlü almıyordu. Bora'nın yegane hayali mesleğine atılıp güzel paralar kazanmaktı ve yıllarca onu yokluk demeden büyüten babaannesi ve dedesine rahat bir hayat sunarak teşekkür etmekti. O babaannesi ve dedesini geride bırakıp asla bunu yapmazdı. Benzin almak için durduğumda Cenk'i aradım. Yola çıktığımı söyledim. Tahminen gece yarısına doğru orada olacaktım. İnternetten bir otelde rezervasyon yaptırdık. Geceyi otelde geçirecek, ikindi namazında kalkacak olan cenazeye katılacaktık. Oradan taziye evine geçecektik. Otele ilk önce ben varmıştım. Hemen girişimi yaptım. Odaya yerleştim. İki ayrı yatağı olan tek bir oda tutmuştuk. Cenk'i aradığında telefonuma cevap vermedi. Araba kullandığı için telefonu açamadığını düşündüm. Yavaş yavaş yağmaya başlayan yağmurun iri damlaları pencereme çarpmaya başladığında ayağa kalkıp pencereyi açtım. Bir sigara yaktım. Bir yandan yağmuru izliyor, bir yandan da gelirse Cenk'i görürüm diye bekliyordum. Umarım yağmur çok uzun sürmez diye düşündüm. Eğer çok yağarsa yarın burayı çamurun içine gömmek zorunda kalacaktık. Arkadaşım kara toprağa bırakacak olmak bir an için yüreğimi yakmıştı. Sigaram bitince izmariti pencereden atıp camı kapatırken odayı aydınlatan şiddetli bir şimşek çaktı. Aniden tüm şehri ve odayı aydınlatan şimşeğin ışığında kapattığım pencerenin camında orayı gördüm. Hemen arkamda sapasağlam bana bakıyordu. Sadece sırılsıklandı o kadar. Dehşetle arkamı döndüm. Kalbim sanki ağzımda atıyordu ama arkamda kimse yoktu. Odanın sadece yatak başı lambası yanıyordu. Hemen telaşla koşup ana lambayı da yaktım. Sakinleştirmeye çalışarak ışık oynuyordu herhalde derken aniden önüme fırlayan Bora yavaş yavaş rengi bozulan gözlerini gözlerime dikti ve "Beni çamura mı gömeceksin Samet?" diye o artık çatallaşmış bir insana ait olmayan sesiyle suratıma haykırmaya başladı. O benim suratıma bağırırken ben de dehşetle çığlık atıyordum. Aniden açılan kapıdan Cenk'an girdi ve "Ne yağmur yağıyor abi?" dedi. Korkudan kan ter içinde kalmış beni görünce şaşkın şaşkın bana bakıp kaldı. "Ne oldu abi? İyi misin?" diye sordu. İlk önce tedirgin bir şekilde Bora'nın önüme fırladığı yere baktım. Zorlukla yutkundum. Sonra Cenk'an'a dönüp zar zor duyulan bir sesle "İyiyim abi" dedim. Cenk'an yağmurda ıslandığı için doğruca banyoya gitti. Bense yaşadıklarımın etkisiyle içime kapandım. Tir tir titreyerek yatağıma uzanıp yorganın altına girdim. Cama vuran yağmur damlalarını seyrederek kafamı boşaltmak için saatlerce mücadele ettim. Sonunda zar zor da olsa uykuya dalmayı başardım. Cenk'an'ın zorlamasıyla uyanmıştım. Başım yine balyoz yemişçesine zonkluyordu. Cenazeye birkaç saat kaldığı için hemen aceleyle bir şeyler atıştırdık. Abdestimizi alıp koşarak cenazeye yetiştik. Yağmur dinmişti ama tüm gece yağdığı için ne yazık ki tahmin ettiğim gibi her yer balçık, çamur içindeydi. Bir an omurgamdan yukarı bir ürperti tırmandı. Gözlerimin önüne dün gece yaşadığım kabus gelmişti. Kendim yine zorlayarak onu aklımdan silmeye çalıştım ve zar zor da olsa cenaze namazına eşlik ettim. Ne yazık ki cenazede Bora'nın ne babaannesi ne de dedesi vardı. Babaannesi zaten hastanede yatıyordu. Duyduğum kadarıyla dedesinin de durumu iyi değildi. Küçücük bir çocukken onu bırakıp kaçan annesi de ortalarda görünmüyordu. O kadar üzülmüştüm ki. Zavallı arkadaşımı uğurlamaya hiçbir aile üyesi gelmemişti. Sadece uzak akrabalar ve birkaç konu komşu. Cenaze devam ederken hemen arkamda fısıldaşan birkaç adamın konuşmaları kulağıma çalındı. Cenk'i dinlemesi için dürtükledim. Duyduğumuza göre Bora boğazını kesmişti ve kan kaybından ölmüştü. Hatta boğazını o kadar derin kesmişti ki kafası neredeyse omzundan sallanıyormuş. Cenk'an ve ben yutkunarak birbirimize baktık. İkimizin de aklından aynı düşüncenin geçtiğine emindik. Bir insan nasıl boğazını keserek intihar edebilir ki? Hem de neredeyse koparacak kadar derinden. Bu tamamen saçmalıktı. Akıl, mantık işi değildi. Cenaze bittiğinde evde dinlenen dedesinin elini öpmek ve babaannenin durumunu sormak için taziye evine gittik. İsa dede neredeyse ruh gibiydi. Zaten 80'lerinde bir adamdı ve bu yaşananlar onu daha da vurmuştu.
Kısaca başımız sağ olsun diyerek elini öpüp onu daha fazla yormamak için pek fazla konuşmadık. Zaten İsa dede ruh gibiydi. Biz tanıdığını dahi sanmıyordum. Gitmeden önce mutfakta helva ikramı hazırlayan kadınlara oranın odasını sorduk. Arkadaşımızın anılarına son kez bakmak ve onunla vedalaşmak istiyorduk. Tarif edilen odanın önüne geldiğimizde bizi bir yanık kokusu karşılamıştı. Kapıyı açıp içeri girdiğimizde ise göz gözü görmüyordu. İçeride teneke bir çöp kovası ve içinde yakılmış bir sürü parçalanmış kağıt parçaları vardı. Yaşanan trajediden sonra kimse odayı havalandırıp toplayacak vakti bulamamıştı sanırım. Cenkar hemen pencereleri açtı. Bir yandan koluyla burnunu kapatıyor, diğer eliyle de oda sıkışıp kalmış dumandan kurtulmaya çalışıyordu. Duman dağılıp oda biraz ferahlayınca teneke çöp kovasını yaklaşıp içini inceledim. İçinde yakılmış defterleri, kağıtları karıştırarak ne olduklarını anlamaya çalışıyordum. Derinlerde yarısı sağlam kalmış birkaç kağıt parçası buldum. Alıp yakından baktım. Bu Bora'nın el yazısıydı. Beraber son kez dışarı çıktığımız gece birlikte girdiğimiz mezarlığı ve türbeyi araştırmıştı. Sağlam kalan notlardan birini şu yazıyordu: mezar başka, içindeki başka. Bu ne anlama geliyordu ki? Elimdekileri Cenkan'a gösterdim. Sence bu ne anlama geliyor diye sordum. Cenkan kağıtları eline alıp bir süre inceledi. Sanırım türbe mezarın sahibinin başka biri olduğunu ama içine gömülenin başka biri olduğunu anlatmaya çalışmış. Ama neden böyle bir şeyi merak edip araştırdı ki? Nereden geldi aklına dedi. Çöp tenekesini karıştırmaya devam ederek en azından oranın bir intihar notu bırakıp bırakmadığını bulmaya çalışırken bir siren sesiyle yerimizden fırladık. Pencereden baktığımızda ambulansın geldiğini gördük. Odadan çıktığımızda İsa dedenin de daha fazla dayanamayarak fenalaştığını gördük. Sağlık görevlileri hemen apar topar eve daldılar. Durum acil olduğu için ilk müdahaleyi evde yaptılar. Ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne yazık ki İsa dede hepimizin gözlerine vefat etti. Koca bir aile dağılmıştı. Cenkan da ben de mahvolmuştuk. Cenaze evden çıkarırlarken Cenkan'la kendimizi evden dışarı attık. Sakinleştirmek için derin derin nefesler aldık. Hemen annemi aradım ve ona olanları anlattım. Annemle konuşup teselli bulmaya ihtiyacım vardı. Annem de en az benim kadar şok olmuştu. Babamın nasıl olduğunu sordum. Kesinlikle ona bir şey söylemesini tembihledim ve telefonu kapattım. Cenkan'la kaldırıma oturup kara kara düşünmeye başladık. Cenkan, acaba şimdi babaanne ne olacak? Tek başına kaldı zavallı kadın dedi. Ona bir cevap veremedim ama içimden bir ses babaannenin de fazla uzun yaşamayacağını söylüyordu. Bu bir aile trajedisiydi. Bir aile birkaç gün içinde yok olmuştu. Cenkan'la biraz daha konuştuktan sonra ikimiz de evlerimize döndük. Artık yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Bir süre ağzım bıçak açmadı. O kadar üzgün ve keyifsizdim ki babam bile bu halimi fark edip Bora'nın durumunu sormuştu. Kazadan ufak sıyrıklarla kurtulduğunu, evinde dinlendiğini söyledim. Başka ne söyleyebilirdim ki? Birinci sınıfın yaz tatilinde Bora 15 gün bizde kalmıştı. Babam Bora'nın zor yaşamına ve kimsesizliğine rağmen çalışma azmine hayran kalmıştı. Eğer onu öldüğünü duyarsa çok üzülürdü. O da benim gibi bu kadar zorluk çekmiş ve kendi ayakları üzerine duran genç bir adamın sonunun böyle olmasına kahrolurdu. Babamın ameliyatı iyi geçmişti. Herhangi bir komplikasyon olmadığı için de kısa zamanda taburcu edildi. Üzerindeki o yorgunluk yavaş yavaş kalkıyor. Yine o dominant yerine duramayan babam geri geliyordu. O gece yatağıma uzanmış dinlenirken bir şeye atılan taşın sesiyle irkildim. Bu ses de nedir böyle derken sesin içeriden geldiğini fark ettim. Odamdan çıktığım anda kendim Bora'yla Cenkan'ın yanında buldum. Mezarlığın içindeydik. Bora eline bir avuç taş almış, tek tek hedeflediği mezar taşlarını atıyordu. Bana, baban iyileşmesine çok sevindim. Boşuna kendini sıktın, bak gördüm dedi. Yerde duran içkiyi elime alıp yudum aldım ve insan korkuyor, ne bileyim. Ne kadar kavga edersek edelim, o benim babam dedim. Cenkan da yerden bir avuç taş aldı ve Bora'ya eşlik etmeye başladı. Cenkan, Bora, mezarın rahat mı? Onca balçık çamurun içine çürüyor olmak zor olmalı dedi. Bora da, evet zor. Solucanlar, böcekler ve
envai çeşit haşerat şimdiden tüm bedenimi kemirmeye başladılar dedi. Aralarında konuştukları mevzuyu bir türlü anlayamıyordum. Bora bana dönüp elindeki taşlardan birini hızla fırlattı. Göğsüme gelen taş canımı yakmıştı. Ne yapıyorsun sen ya diye sinirlendim. Sonra bir anda beynime şimşek gibi bir düşünce indi. Doğru ya. Bora ölmüştü. Kendi ellerimle gömmüştüm onu. Tedirgin bir şekilde yavaş yavaş yerimden kalktım. Ben kalkınca Cenkan ve Bora da yerinden kalktı. Bora'nın öldüğünü hatırlamamla görüntüsü değişmiş. Tenis olmuş, yer yer bozulmaya başlamıştı. Bana sırtarak bakıyordu ve dişlerini kaplayan çamur çok net bir şekilde görünüyordu. Cenkan, Bora ölmüştü, hatırlıyor musun dedim. Cenkan şaşkınlıkla bir Bora'ya bir de bana baktı. Evet, biliyorum dedi ve o da sırıtarak elindeki taşlardan birini sertçe bana fırlattı. Kolum kaldırıp kendimi koruyabilmiştim. Geri geri adımlar atarak oradan uzaklaşmaya çalışıyordum. İçimden bir ses, oradan bir an önce kaçmam gerektiğini, yoksa bu mezarlıktan sağ çıkamayacağımı söylüyordu. Hızla arkamı dönüp deliler gibi koşmaya başladım. O karanlıkta çıkışı arıyor ama tıpkı o gece mezarlığa girdiğimizde olduğu gibi bir türlü çıkışı bulamıyordum. Telaşla koşarken başımın arkasına gelen sert bir taşla yüzüstü yere düştüm. O kadar sert düşmüştüm ki yüzümün ve ellerimin derisi soyulmuş, acıyla yanıyordum. Ben yerimden kalkmaya çalışırken bir taş daha geldi ve bir taş daha. Yine her yerden yağmur misali yağıyorlardı. Bağırıyor, yardım istiyor, durmaları için yalvarıyordum. Korkuyla olduğum yerde çırpınıp taşlardan korunmaya çalışırken karanlığın içine bir fener misali beliren o türbeyi gördüm. Kapısı açıktı ve sanki beni içeri davet ediyor gibiydi. Hemen yerimden fırlayıp içeri saklamak umuduyla kendimi türbenin önüne attım. Tam kapıyı tutup içeri dalacaktım ki kanter içinde yatağımdan fırladım. Öyle hızlı ve korkuyla kalkmıştım ki o telaşla yatağımdan yere suratımın üzerine düştüm. Yerimden zorlukla doğrulup deliler gibi atan kalbimi sakinleştirmeye çalıştım. Banyoya gidip elimi yüzümü yıkamalıydım. Ancak o zaman kendime gelebilirdim. Banyonun ışığını açtığımda aynada yaralar içindeki suratımla karşı karşıya kaldım. Bu yataktan düştüğüm için olamazdı. Sanki sert ve toprak bir zemine düşmüş, suratım sıyrılmış gibiydi. O anda kulaklarım çınlamaya başladı. Titreyerek avuçlarıma baktım. Onlar da aynı durumdaydı ve o acı, derimi yanma hissi yine tüm bedenimi kaplamıştı. Acıyan yüzümü ve avuçlarımı zar zor yıkadım. Artık emindim. Bir şeyler oluyordu. Bu normal değildi. Hemen telefon elime aldım. Cenkan'ı aradım. Hala gördüğüm rüyanın etkisi altındaydım. Onun da başına bir şey gelmiş olmasından çok korkuyordum. Uzunca çalan telefona sonunda cevap verdiğinde içimi bir rahatlama kapladı. Cenkan, iyi misin diye sordum. Uykulu bir sesle, evet iyiyim. Hayrola oğlum, sabahın köründe rüyanda mı gördün dedi. İşin komiği, gerçekten rüyamda görmüştüm ama hiç ayrı bir rüya değildi. Yutkunarak olanları anlatmaya karar verdim. Bana deli demesinden korkuyordum ama daha fazla saklayamazdım. Gördüğüm kabusa kadar yaşadığım her şeyi anlattığımda telefonda uzunca bir sessizlik oldu. Bana inanmadığını düşünerek Cenkan bir şey söyle beni sinir etme diye istem ettim. Sonunda Cenkan'ın tedirgin sesi duyuldu. Ben de dedi ve tereddüt ederek biraz daha duraksadı. Ben de Bora'yı görüyorum ve gittikçe daha gerçekçi bir hal alıyor. İkimiz de telefonun ucunda dona kalmıştık. Çıtımız daha çıkmıyordu. Olanları sindirmeye ve kabullenmeye çalışıyorduk. Ne yapabileceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Zaten böyle bir durumda ne yapılabilirdi ki? Cenkan, Samet, senin bir teyzen vardı. Fal falan bakıyordu. Ona bir sorsan belki bir akıl verir dedi. Saçmalama Cenkan. Ne diyeceğim teyzeme? Arkadaşımız öldü ama hortlayıp bize musallat oldu mu diyeceğim dedim. Cenkan da gerekir söyledi. Yardım isteyebileceğimiz başka bir tanıdığımız var mı? Yok. Ne yapacağız? Başka polise mi gidelim? Tımarhaneye mi dedi. Cenkan doğru söylüyordu. Bu şekilde giderse sonumuz tımarhane olurdu ve yardım isteyebileceğimiz tek kişi teyzemdi. Ertesi günü bekledim. Teyzem bizimle aynı şehirde yaşıyordu. Onu zaten ziyaret etmem gerekiyordu. Eve geldiğimde onu mutlaka uğrardım.
çünkü onu çok severdim. Ama o babamla pek anlaşamadığı için bizim eve pek uğramazdı. Babam ona cinli karı derdi. Teyzem fal baktığını bilirdim ama başka türlü bir şeyle uğraştığını hiç görmemiştim. Öğlene doğru yola çıktım. Öğlen kahvesine yetişmeliydim. Ev bize pek uzak değildi zaten. Yol üzerinden onun en sevdiği tattan aldım ve doğruca kapısına vardım. Teyzem Neslihan annemden 12 yaş daha gençti. Yani 40'larındaydı ve hayatı boyunca hiç evlenmemişti. Kapıyı çaldığında beni teyzemden önce kapıya koşan kedilerin sesleri karşıladı. En son 5 kedisi vardı ve sayı her an artmış olabilirdi. Kısa bir süre sonra kapıyı açtı. Beni görünce gözleri ışıldadı. Özlem dolu bir kucaklamadan sonra beni hemen içeri aldı. Salona geçtiğinde oturacak bir yer bulmak için tüm koltuklara yerleşen kedilerden birinin rahatını bozmam gerekmişti. Annen geldiğini söylemişti. Babanın ameliyatı için geleceğini biliyordum. Ama bana uğramadığın için çok bozulmuştum dedi. Kusura bakma teyze. Durumları biliyorsun. Ancak vakit bulabildim. Özür olarak sana en sevdiğin tattan getirdim dedim. Sehpaya bıraktığım pakete bakıp gülümsedi. Baban nasıl oldu? Ameliyattan sonra onu arayıp geçmiş olsun dedim. Sonuçta birbirimize bayılmasak da eniştem. Her şeyden önce ablam ayıp olur dedi. Biraz sohbet ettikten sonra daha fazla dayanamadım ve teyze, öğlen kahvesine yetişmişimdir umarım. Artık bana da bir fal bakarsın dedim. Sözlerim üzerine teyzem bir kahkaha atıp gidip kahveleri yapıp geldi. Falın iyi çıkması için her zaman kahveyi fazla koyardı. Dişlerime yapışan telvelerle mücadele ederek fincanı kapattım. Tedirgin bekleyişim başladı. Teyzemin fallarına inanırdım. Bugüne kadar söylediği her şey çıkmıştı ve şimdi diyeceğini çok merak ediyordum. 10-15 dakika sonra sabırsız bir şekilde fincanıma baktığımı gören teyzem gülümseyerek fincanımı eline aldı. Fincanı açar açmaz, başın sağ olsun. Yakın zamanda bir dostunu acı bir şekilde kaybetmişsin. Burada bir mezar var ve etrafında da kara bulutlar var. Ama bu arkadaşın mezarı değil diyerek gözlerini bana dikti. Dikkatli bir şekilde beni inceledikten sonra tedirgin bir şekilde Samet, sen neye bulaştın böyle derken elindeki fincan bir anda sapından kırılıp yere düşerek paramparça oldu. Ben aniden çıkan sese yerine sıçrarken teyzem bakışlarını benden ayırmamış, kılı bile kımıldamamıştı. Utanmasam ağlayacaktım. Boğazımı zorla temizleyerek oturuşumu düzelttim. Teyze, bir anda hayatım dibe doğru çakılmaya başladı. Ne oldu bilmiyorum ama korkuyorum. Ev arkadaşım Bora intihar etti. Tuhaf şeyler yaşıyorum. Bunların hepsi tesadüf mü bilmiyorum ama o mezarlığa girdiğimiz gün her şey başladı. Okuduğumuz şehirde eski bir Ermeni mezarlığı var. Arkadaşlarımla içmek için oraya girmiştik. İntihar eden Bora, istemeden de olsa türbe benzer bir light'e zarar verdi. Belki kuruntu yapıyorum bilmiyorum ama son zamanlarda sinirim çok bozuldu. Korkuyorum dedim. Söylediklerimi duyana kadar soğukkanlılığını koruyan teyzem artık bana dehşet içinde bakıyordu. Sen ne yaptığını farkında mısın? Allah'tan belanızı mı arıyordunuz? Ne demek mezarlıkta içmek? Zıkkımlanacak başka bir yer bulamadınız mı? Neye bulaştığınız hakkında hiç fikriniz var mı sizin? Tesadüf falan değil. Emin ol, olacaklar hakkında en küçük bir fikrin daha yok dedi. Teyzem bana söylenirken sinirden titremeye başlamıştı. Benim ise sesim titreyerek tek söyleyebildiğim yardım et oldum. Derin bir nefes alan teyzem bu beni aşar. Tanıdığım bir hüddam var. Kolay kolay herkesi kabul etmez. Gerekirse ona yalvaracağım ve en kısa zamanda sizinle görüşmesini sağlayacağım. Şimdi eve git. Benden haber bekle dedi. Beni kovar gibi apar topar yolladı. Teyzemin söyledikleri beni daha da korkutmuştu. Normalde umursamayan, şen şakrak bir kadındır. Belki de hayatım boyunca ilk kez onu bu kadar ciddi görmüştüm. Ev ardımda bir köşeye oturup tüm gün kara kara düşündüm. Cenkan'a haber vermem gerekiyordu. Onun tüm bu duyduklarıma nasıl tepki vereceğini bilmiyordum. Ama önce teyzemin beni aramasını beklemeliydim. Akşam yemeğinden sonra iyice nefes alamaz hale gelmiştim. Yüreğim sıkışıyordu. Odama gidip biraz kitap okumaya ve kafamı dağıtmaya karar verdim. Daha önce okudum ama sevdiğim kitaplarından birini seçip yatağıma uzandım. Birkaç sayfa okumuştum ki kulağıma bir vızıldama çalındı. Herhalde odama sinek girdi diye pek umursamadım. Sayfaları çevirdikçe vızıldama sesi çoğalıyor
Sanki kulağımın dibinde bir ara kovan varmışçasına uğulduyordu. En son daha fazla dayanamadım. Yerimden doğrularak sağa sola bakındım. Bu sesin nereden geldiğini bulmaya çalışıyordum. Ama kısa bir sürede fazla uzağa gitmem gerektiğini anladım. Kulağımı yatağın başlığına dayadım. Sanki ses yatağımdan geliyordu. Yavaş yavaş kulağımı yatağın başlığından bazasına doğru kaydırdım. Evet, emindim. Ses yatağımdan geliyor. Hatta o uğuldama ile beraber yatağım hafif hafif titreşiyordu. Yerimden fırlayıp ne olduğunu anlamak için bazayı tuttum, kaldırdım. Bazayı kaldırdığım anda sen koca bir karanlık üzerime yağdı. Yatağımdan fırlayan kara bir bulut gibi devasa sinek sürüsü tüm odayı sarmış, etrafımı kaplamış, görmemi ve hareket etmemi engelliyordu. Çığlıklar atıyor, ellerimle onları kovalamaya çalışıyor, kaçmaya çalışıyordum ama bedenimi çoktan istila etmişlerdi. Ellerimi gözlerime siper edip kısıtlanan görüşümle kapıyı bulmaya çalışırken o karşıma dikilmişti. Odada uçuşan yüz binlerce sineğin bedenin her bir zerresini kapladığı biri tam karşıma dikiliyordu. Sinekler yüzünü dahi kapladığı için ben kim olduğunu göremiyordum. Dehşetle olduğum yerde donup kalmıştım. Kımıldayamıyordum. Kaçamıyordum. Zaten nereye kaçabilirdim ki? Göz ucumla odanın kapısına baktım. Kapıyla aramda duruyordu. Tüm bedenim kaç. Buradan kaç diye zonkluyordu ama korkudan adım da atamıyordum. Tam kendimi zorlayıp bir adım atacaktım ki karşımdaki şey elini kaldırıp suratına yapışmış sinekleri sıyırıp attı. Gördüğüm şey karşısında şok içinde çığlıklar atıyor. Gözlerinden taşan yaşlarla koca bir çocuk gibi ağlıyordum. Sineklerin bedenini kapladığı korkunç beden Cenkan'dı. Benim verdiğim tepkileri sessizce sırıttı. Kulaklarına kadar varan sırıtışından dişlerine yapışıp ölmüş sinekleri cesetleri görünüyordu. Bu görüntüye daha fazla dayanamayarak olduğum yeri içimde ne varsa çıkardım. Onun o korkunç sırıtışına son kez baktım ve daha fazla dayanamayarak düşüp bayıldım. İnatla çalan telefonun sesiyle kendime gelmiştim. Düşerken başım çok sert çarpmış olmalıydım. Çünkü başımın arkası inanılmaz acıyordu. Şişmişti. Bir an tüm o kabus aklıma film şeridi gibi geçti. Korkuyla tüm odayı taradım. Ama odada ne sinek vardı ne de Cenkan. Ya gerçekten delirmeye başlamıştım ya da teyzemin söylediği gibi her şey doğruydu. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. İnatla çalmaya devam eden telefonun sesi düşüncelerimi böldü. Telefonu elime aldığımda teyzemin aradığını gördüm. Çağrıyı kaçırmadan hemen telefonu açıp telaşla "Efendim teyze" dedim. Teyzemin sesi yorgun ve mutsuz geliyordu. Hüttam'la konuştum. "Seni sabah erkenden bekliyor. Adresi mesaj atacağım. Güneş doğar doğmaz hemen yola çık. Kaybedecek bir dakikan bile yok" dedi ve telefonu kapattı. Ardından telefonuma bir mesaj geldi. Teyzem adresi göndermişti. Bu adresi tanıyordum. Bu şehrin varoşlarına bir yerdi. Bu mahalle deli değilse kimse kolay kolay girmezdi. Çünkü orada yaşayanlar hariç diğer insanlar için oldukça tekinsiz ve tehlikeli bir yerdi. Tam bana göreydi yani. Delirmeye başlayan benim için ideal bir yerdi. Saate baktım. Saatlerce baygın kalmışım. Annemler büyük ihtimalle uyuduğumu sanıp odama gelmemişti. Balkona çıkıp bir sigara yaktım. O korkunç manzara kafamda dönüp duruyordu. Bir türlü o dehşeti unutamıyordum. İçimden bir ses, Cenkan'ın da başına bir şey geldiğini söylüyordu ama ya doğruysa diye onu aramaya cesaret edemiyordum. Su içmek için kalkan annem balkonda duran beni görünce yanıma geldi. Yanında getirdiği hırkayı omuzlarıma koyup "Oğlum, hava soğuk, üşütürsün" dedi. Anne yüreği işti. Kendi üzeri incecikti ama o beni düşünüyordu. Annem bir süre manzarayı seyrettikten sonra sessizliği bozdu. "Oğlum, son zamanlarda halin hal değil. Gözlerin altı simsiyah. Uykunda sürekli çığlıklar atıyorsun. Doğru düzgün yemek yemiyorsun ve iyice kilo verdin. Babam bile endişeleniyor. Yoksa okulda kötü arkadaşlar edinip uyuşturucu falan mı kullanmaya başladın? Bak, sakın öyle bir şey varsa babanın yüreğini iner" dedi. Eskiden olsa annem bu sözleri üzerine sinirlenir. Öfke nöbeti geçirirdim ama o kadar yorgundum ki tepki bile veremedim. "Anne, Bora öldü, biliyorsun. Onun üzüntüsünün beni ne kadar etkilediğini anlamıyor musunuz? Okulda da hem dersler hem iş. Ben canımı dişime takıp çocukluğumdan beri çalışmışken siz benim okulda alem yaptığımı düşünüyorsunuz" dedim.
Bu sözlerin üzerine annem utanmıştı. Çünkü ne kadar haklı olduğumu o da biliyordu. Çocuk yaşlarımdan itibaren tek uğraşım ders çalışmak olmuştu. Ne çocukluğumu yaşayabilmiştim, ne de gençliğimi yaşayabiliyordum. 40 yılın başı arkadaşlarımla bir çılgınlık yapmıştım ve bedeli çok ağır olmuştu. Sanırım benim kaderim buydu. Kaderim dışına çıkınca başıma gelmeyen kalmamıştı. Annem yatağına dönünce üzerimi değiştirdim. Babamın arabasının anahtarlarını alıp sessizce evden çıktım. Teyzemin verdiği adrese vardım da saatin çok erken olması işime yaramıştı. Ortalarda pek kimse görünmüyordu. Arabayı park edip etrafa bakındığımda hangi ev olduğuna emin olamadım. Karşımdan gelen birkaç küçük çocuk gördüm. Yırtılmış kıyafetlerinden ve kirli yüzlerindeki ifade dikkat çekiciydi. Küçücük yaşlarına rağmen yüzlerinde bir bıkkınlık, bir yorgunluk vardı. En büyük olanların yanına yaklaştım. 11-12 yaşında olan küçük oğlan çocuğuna aradım, adresi sordum. Oysa cevap vermeden önce avucunu bana doğru uzattı. Cüzdanımdan biraz para çıkarıp avucuna bıraktım. Bana parmağıyla bir evi işaret etti. Diğer çocuklarla beraber yoluna devam etti. Burası iki katlı, oldukça eski görünen ahşap bir binaydı. O kadar eskiydi ki tahtaları yer yer kırılmış ve dökülmüştü. Hala ayakta duruyor olması bir mucizeydi. Yeşil kapısına yaklaşıp kapıyı çaldım. Bir süre bekledim ama kapıyı açan olmadı. Buradan geri dönemezdim. Israrla kapıyı çalmaya devam ettim. Evin yan tarafından çıkan biri, "Tamam yeter, buradan beni takip et," dedi. Bu iri yarı, berduş görünümlü adam mı yuttam dedim kendi kendime. Yolda görsem evsiz zanneder, korkudan yolumu değiştirirdim. Evin arkasına geldiğimizde adam eski tahta bir kapı açtı ve beraber evin bodrum olduğunu düşündüğüm yere indik. Ahşap merdivenler en az ev kadar eskiydi ve her adımda kırılacakmışçasına gıcır diyorlardı. Küçük bir lambayla aydınlatılan bodrumun ortasında bir masa ve odanın duvarlarına sabitlenmiş raflarda envai çeşit kitap, kavanozlar ve tuhaf eşyalar vardı. Masanın başına geçen adama, "Teyzem beni size yolla," dedim. Başını masadan kaldırmayan adam bana ters bir şekilde bakış attı. "Teyzeni eskiden beri tanırım. Başkası olsa asla kabul etmez. Başım derde sokmayı göz almazdım. Yıllardır elime eteğimi çektim bu işlerden. Ama çok yalvardı, yakardı. Ona borçlu olduğum için mecbur kabul ettim. Dua et ki benim altından kalkabileceğim bir şeydir. Yoksa Allah yardımcın olsun," dedi. İki tane iskemle çekti. Birine kendisi oturdu ve diğerine oturmamı işaret etti. "Teyzem üstün körü bir şeyler anlattı. Bir de sen anlat bakalım ama hiçbir şeyi atlama," dedi. Mezarlığa girdiğimiz andan itibaren olan biten her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlattım. O ise sadece anlatacaklarım bitene kadar sakalını sıvazlayarak beni dinledi. Sözlerim bittiğinde, "Şu kırdığınız tablet tam olarak neye benziyor?" diye sordu. Eski, taş bir tabletti. Üstünde kabartmalarla bir şeyler yazıyordu ama bilmediğim bir dildeydi, dedim. Adını sormaya dahi cesaret edemediğim hoca, "Oraya gitmemiz lazım. O şeyi yakından incelemeli ve ne olduğunu kesin olarak anlamalıyım. Yoksa bir çare arayamam," dedi. Onun hazırlanmasını bekleyip sonrasında beraber evden çıktık. Arabaya geldiğimizde onu tek parça bulduğum için rahatlamıştım. Aklımdan geçenleri anlayan hoca, "Merak etme, benim misafirim olduğunu bildikleri için sana dokunmaya cesaret edemezler," dedi ve beraber arabaya binerek yola çıktık. Aileme haber vermemiştim. Beni ararlarsa kısa bir işim çıktığını ve yakında döneceğimi söyleyecektim. Yoldayken bir ara Cenk'i aradım. İçimdeki korkuyu doğrulamaktan çekindiğim için onu aramayı hep ertelemiştim. Çalan telefonu kimse açmadı. İçime bir acı oturdu. Yine de onun iyi olduğunu düşünmeye, daha doğrusu ummaya çalıştım. Saatler sonrasında mezarlığa vardığımızda hava kararmıştı. Mezarlığın kapısına geldiğimizde o gün beni bulan bekçi mesaisini bitirmiş, mezarlığın kapısını zincirliyordu. Hoca bekçiye yaklaşıp bir şeyler fısıldadı. Bekçi de, "Olmaz, İçeri girmenize izin veremem," dedi. Hoca bana yaklaşıp kulağıma, "Cüzdanına ne kadar para varsa çıkar ver," dedi. Cüzdanıma baktığımda bir miktar olduğunu gördüm. Hoca elindeki parayı alıp adama verdi. "Ne sen bizi gördün ne de biz seni," dedi. Bekçi bir bana bir de hocaya baktıktan sonra parayı aldı. Geçirdiği zincirleri kilitlemeden çekip gitti. Kapıya yaklaştığımda hoca,
Sen burada bekle. İçeride bir de seninle uğraşamam dedi. İçeri girmeye zaten ödüm kopuyordu. Ama onun tek başına gideceği düşüncesi de beni korkutmuştu. Öne atılarak ya başına bir şey gelirse dedim. Ben mezarlıkta alem yapıp kimsenin mezarını tarif etmeyeceğim. Yani merak etme, başıma bir şey gelmez. Zaten yardımcılarım yanımda. Onlar beni kollar dedi ve kapıdan içeri girip gözden kayboldu. O giderken hem sözleri yüzünden utanmış hem de yardımcılarından kastının ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Endişeyle beklerken kapıda neredeyse bir paket sigara bitirmiştim. Ama hala ne gelen vardı ne de giden. O kadar endişeliydim ki ya onun da başına bir şey geldiyse diye düşünmeden edemiyordum. Ne kadar korkutucu görünürse görünsün, bana yardım etmeye çalışan yaşlı bir adamın zarar görmesine katlanamazdım. Cesaretimi toplamaya çalışarak kapıdan içeri girdim. Birkaç adım attım. Onun gelip gelmediğini görmeye çalışıyordum ama ortalarda kimse görünmüyordu. Hoca efendi, neredesin diye seslendim. Ona seslenirken karanlığın içinden buradayım, gel diye bir ses duydum. Hoca beni çağırıyordu. Telefonumun ışığını açarak sesin geldiği yöne doğru tedirgin adımlarla ilerlemeye başladım. Mezarlığın içine ilerlerken bir yandan da hoca neredesin diye seslenmeye devam ediyordum. Ama cevap gelmiyordu. Bir süre yürüdükten sonra durup etrafıma bakındım. Kapı artık görünmüyordu ve nerede olduğum hakkında hiçbir fikrim yoktu. Kaybolduğumu anladığım anda yüreğim bir dehşet kapladı. Bacağıma aniden yapışan güçlü bir şey beni sertçe çekti. Çenemin üzerine yere düşmeme sebep oldu. Öyle kötü düşmüştüm ki sertçe çarpan dişlerim arasından kan tadını almıştım. Hemen dehşetle sırt üstü döndüm. Ama ne bacağımda ne de arkamda hiç kimse yoktu. Sadece loşun gölgesinde boş bir karanlık ve ucu görünmeyen mezar taşları. Hoca haklıydı. Buraya asla girmemeliydim. Onu da burada bırakıp kaçmak canımı kurtarmak düşüncesi tüm benliğimi ele geçirdi ve korkuyla yerinden kalkıp deliler gibi koşarak yine o günkü gibi çıkışı aramaya başladım. Bu sefer yine çıkışı bulamama korkusuyla oradan oraya koşarken bir an ayağım bir boşluğa geldi ve yüksekçe bir yerden sertçe düştüm. Acıyan ellerimi ve dizlerim üzerine zorlukla doğrularak kalktığımda dehşete kapıldım. Burası bir çukurdu. Daha doğrusu boş bir mezarın içine düşmüştüm. Hemen kenarları tutunarak çıkmaya çalıştım. Ama 1.82 boyuma rağmen benim çıkmam için fazlasıyla derin bir mezardı. Çaresizlik içinde yine hocaya seslendim. Beni duymayacağına emindim. Ama elimden başka bir şey gelmiyordu. Çaresizdim. Yardım için seslenip yukarı tırmanmaya çalışıyordum ama ne ben çıkabiliyordum ne de sesimi duyan vardı. Tırmanmaya çalışmaktan nefes nefese kalmıştım. Son bir çaba ile tırmanmaya çalıştığımda ayaklarımı hareket ettiremediğimi fark ettim. Hemen telefonumu çıkarıp ışını ayaklarıma tuttuğumda korku içinde ayaklarım bileklerime kadar toprağa battığını gördüm. Dehşetle çığlıklar atıyor, tepiniyor, ayaklarımı kurtarmaya çalışıyordum. Ama o kadar sert bir şekilde gömülmüşlerdi ki ayaklarımı kımıldatamıyordum bile. Zorlukla yutkunup buradan sağ çıkmak için soğukkanlı olmam gerektiğini düşündüm. İlk önce bir ayağımı, sonra diğer ayağımı çıkarmalıydım. Tek ayağımdan güç alarak diğerlerini tüm gücümle çektim ve topraktan yavaş yavaş çıkmaya başlayan ayağımla birlikte bir insana eli de aniden topraktan fırladı. Ayağıma sıkı bir şekilde yapışmıştı ve ne kadar kaçmaya, kurtulmaya çalışırsam çalışayım asla beni bırakmıyordu. Ben tepinirken topraktan birkaç el daha fırladı ve onlar da ayaklarıma, bacaklarıma sımsıkı tutundu. Çığlıklar eşliğinde sırt üstü düştüğünde ise belki de topraktan fırlayan onlarca çürümüş, morarmış, derisi soyulmuş el tüm bedenime tutundular. Beni toprağın içine çekmeye başladılar. Artık kımıldayamıyordum bile. Elimden çığlık atmaktan başka bir şey gelmiyordu. Son kez korkuyla gökyüzüne baktığımda hocanın yüzünü gördüm. Çukurun üzerine bana bakıyordu. Bir an gözden kayboldu. Ben arkasından hoca beni bırakma diye bağırırken tekrar göründü ve aşağı bir halat attı. Çan havliyle halata ulaşmaya, tutunmaya çalışıyordum ama beni öyle güçlü tutuyorlardı ki bir türlü halata ulaşamıyordum. Bu son şansım diye düşündüm. Ya şimdi ya asla. Son bir güçle kolumu zorladım ve birini kurtarıp halata tutunmayı başardım. Halata hemen bileğime doladım ve kolum yine o çürümüş et yanları tarafından anında ele geçirildi.
Hoca artık ortada yoktu. Ama halat güçlü bir şekilde çekilmeye başlanmıştı. Ne kadar çekerse çeksin, bir türlü beni bırakmıyorlar derken, yukarıda hoca tekrar göründü. Hoca buradaysa, halatı kim çekiyor diye düşündüm. Ama şu an buna kafa yoramayacak durumdaydım. Hoca ellerini havaya açmış, gür bir sesle bir şeyler emrediyor gibiydi. Ne dediğini bir türlü anlayamıyordum. Farklı bir dilde konuşuyor diyecektim ama hayatımda böyle bir dili hiç duymamıştım. Ama o bağırdıkça beni güçlü bir şekilde tutan eller gevşemeye ve yavaş yavaş yeniden toprağa gömülmeye başlamıştı. Son elde etim bıraktığında halat beni mezarın tepesine kadar sürükledi. Kendimi yukarı attığımda gözüm halatın ucuna ilişti. Ama yerde bomboş durduğunu gördüm. Hiç tepki vermemiş ve bunu hiç anlamlar bulmamıştım. Doğrulmaya çalıştım ama canım çok yanıyordu. Toprağa baktığımda yer yer kan oluklarının üzerinde yattığımı fark ettim. Bu benim kanımdı. Zorlukla doğruldum. Her yerim paramparça olmuştu. O şeyler beni toprağa gömmeye çalışırken bedenime tırnaklarını, hatta parmaklarını geçirmişlerdi. Hoca hemen beni tutup zorlukla kaldırdı. Ben toparlayarak ilerlemeye çalışırken o beni sürüklemeye ve hızlı olmaya zorluyordu. Sonunda beni çıkışa götürdü. Kendimizi dışarı attık. Değil araba kullanacak, kımıldayacak dahi halim yoktu. Hoca benden araba anahtarlarını aldı. Ancak sonradan fark edebildiğim bir çuvalı arabanın bagajına bıraktı. Bana arabanın arka koltuğuna uzanmam için yardım etti. Arabanın sürücü koltuğuna geçti. Babamın arabasının arka koltukları kan içinde kalmıştı. Araba hareketine daha fazla gücüm kalmamıştı. Sanki sıtma geçiriyor gibi tir tir titriyordum ve sonunda kendimden geçtim. Gözlerimi açtığımda kendimi hocanın bodrumunda buldum. Kanlı ve parçalanmış giysilerim değiştirilmiş, yaralarım bandajlanmıştı. Hala canım acıyordu ama artık hareket etmemi engelleyecek kadar değildi. Kulağıma çalınan tıkırtı seslerini takip ettiğimde masada bir şeylerle uğraşan hocayı gördüm. Yanına yaklaştığımda Bora'nın düşürüp paramparça ettiği tableti gördüm. Hoca dikkatli ve titiz bir şekilde tableti bir araya getirmeye çalışıyordu. Hoca başını masadan kaldırmadan yatağının yanında çorba ve ekmek var, onu ye. Ardından bardaktaki karşımı iç ve uzan. Bir an önce toparlanmak istiyorsan dinlenmelisin dedi. Sesli dediğini yaptım. İçtiğim karışım o kadar sertti ki boğazımı yakmıştı ve kısa sürede uykumu getirmişti. Yatağa tekrar uzanıp anında uykuya daldım. Ne kadar uyudum bilmiyorum ama hocanın beni ısrarla sarsması üzerine gözlerimi açtım. Uyku sersemi etrafa baktım. İçeride pencere olmadığı için gece mi, gündüz mü olduğunu anlayamıyordum. Yerimden kalkıp yatağa oturdum. Hoca da telaşlı bir şekilde bir iskemle çekip karşıma oturdu. Benim bir şey dememe fırsat vermeden bu bir büyü ya da sıradan bir musallat değil. Bu bir lanet dedi. Hala kendime gelemediğim için idrak edememiştim. Boş bulunup lanetin musallattan ya da büyüden ne farkı var diye sordum. Hoca sakalını sıvazlayarak kısaca anlatmam gerekirse hapsedilmiş ve serbest kalmaması gereken bir mahlukatı uyandırmışsınız. Lahit mezar Ermeni bir papaza aitmiş ama içine gömülen menfur biriymiş. Yani kimse bulamasın, serbest kalamasın diye o kişi her kimse onu papazın mezarına gömmüşler. Ama siz tableti yani tılsımı kırınca o menfur uyanmış dedi. Peki kurtuldun mu şimdi, bitti mi diye sordum. Hoca Arapça bir şeyler homurdandı. Başkası olsa asla kabul etmez, bu işe karışmazdım. Ama teyzen çok yalvarınca geri çeviremedim. Sen şimdi kurtulmayı bırak da ölmemek için dua et. Menfur bütün kafir cinlerini üzerinize salmış. Arkadaşının ölmesinin sebebi bu. Diğer arkadaşına ulaşabildin diye sordu. Doğruya. Cenkan'a bir türlü ulaşamıyordum. Hatta ne ona ne de ailesine ulaşamıyordum. Ve yaşadığı şehir buraya çok uzaktı. İçim yanarak hayır ulaşamadım. Onun yaşadığı şehre gidip onu da almalıyız dedim. Hoca sert bir tonla asla bir an önce bu işi çözmeliyiz. Gezmeye gidecek vaktimiz yok. Dua et ki arkadaşın biz bir çare bulana kadar hayatta kalsın. Yoksa onun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Allah yardımcısı olsun dedi. Ona itiraz edememiştim. Sadece kabahat işlemiş, yaramaz bir çocuk gibi sesle başım yere eğdim. Hoca bodrumun ortasındaki ocağın başına geçti ve
Üzerine koca bir kazanı zar zor bir şekilde yerleştirdi. "Hocam, yardım edeyim mi?" diye sordum da. "Gölge etme, kafi," dedi. Bodrumdan çıkıp bir süre sonra eline derince bir tası geri döndü. İçinde kan olduğunu düşündüğüm tası kazan içine boşaltıp kazanın altındaki ateşi yaktı. Kazanı karıştırırken son keçim de senin için kestim. Teyzene borçluydum ama artık o bana borçlu, dedi. Kendime engel olamadım ve teyzeme neden borçlusunuz diye sordum. Hoca bir süre sessizliğini koruduktan sonra zoraki bir şekilde konuşmaya başladı. Eskiden bir çırağım vardı. Babası cinlere bulaştığı için kimi kimsesiz kalmıştı. Benim doğduğum köydendi. Onu yanıma alıp onun da başına aynı şeyler gelmesin diye gittim. O ve teyzem nişanlıydı. Bir gün çırağım bir hastaya gitti. Ama onun boyunu aşan bir işti. O hastaya gitmesinin sebebi de bendim. Üstesinden geleceğini düşündüm. Benim ilgilenmem gereken başka bir olay vardı. Ama ne yazık ki üstesinden gelemedi ve maalesef öldü. Teyzen aşkını, ben de manevi evladımı kaybettim. Teyzen o kadar kahrolmuştu ki bana beddualar okudu. Beni lanetledi ve o günden beri bir daha görmedim. Ta ki senin için beni arayana dek. Bu yüzden ona hayır diyemedim. Yani ya bu menfurdan beraber kurtulacağız ya da beraber öleceğiz. Ne yazık ki üçüncü bir seçenek yok, dedi. Kanım donmuştu. Hoca başına gelebileceklere rağmen teyzem için bana yardım etmeyi kabul etmişti. Demek ki gerçekten kendisini suçluyordu. Yaşananları hiç unutmamıştı. Daha fazla hocanın üzerine gitmemek için daha fazla soru sormadım ve onu izlemeye devam ettim. Keçi kanı kaynamaya başlamıştı. Masanın üzerindeki kırık tabletin parçalarını bir tepsiye sıyırdı. Getirip kaynayan kazan içine boşalttı. Tablet kaynayan kana karışana kadar karıştırmaya devam etti. Taş tabletin yok olduğuna emin olduktan sonra tableti çıkardı, çuvalı getirdi. İçinden bir şeyler çıkarıp yine kazana atmaya başladı. Görebildiğim kadarıyla bunlar insan kemikleriydi. O kemikler kim diye soracaktım ki ağzımı açtığım anda menfur kişinin kemikleri diye cevapladı. Şok olmuştum. Ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Kazın içine raflardaki kavanozlardan birkaç malzeme dağıttı. Masadan bir bıçak alıp yanıma yanaştı. Şimdi geldik asıl meseleye. Karışıma lanetten kaçman için senden de bir parça koymalıyız, dedi. Kaçmam için mi? Sadece ben mi? Cenkan ne olacak diye sordum. Bir süredir hocada bir haller olduğunu farkındaydım. Sadece beni kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Olanlardan etkilenen Cenkan adını hiç geçirmiyordu. Artık ona yardım edemeyiz diye fısıldadı. O an anladım. O zaten Cenkan'a bir şeyler olduğunu biliyordu. Sadece bana söylemiyordu. Boğazıma takılan acı tadı zorlukla yutkundum. Aslında bariz gerçeği ben de biliyordum. Sadece kabullenmek istemiyordum. Hepsi bu. İçimde bir yerlerde onun hala iyi olduğunu umuyordum o kadar. Hoca bana kararlı bir şekilde bakıp "Senin de bir parçan lazım," dedi. "Tamam. Saçımdan ya da giysimden mi lazım? Ne gerekirse yaparım," dedim. Hoca cevabıma karşılık acı acı sırıttı. "Bağlama büyüsü yapmıyoruz burada. Canını kurtarmaya çalışıyoruz. Etin lazım, kemiğin lazım. Senden bir parça lazım," dedi sert bir şekilde. Dehşete kapılmıştım. "Nasıl yani?" diye sordum. Hoca elindeki bıçağı göstererek, "Canını kurtarmak istiyorsan fedakarlık yapman gerek. Ya gözlerini ya da elinin birini feda edeceksin," dedi. Zorlukla yutkundum. Ellerime baktım. Gözlerimi verirsem hayatımı devam ettirmem çok zor olacaktı. Ama elimin birisi olabilirdi. Hocanın elindeki bıçağa baktım ve titreye titreye kullanmadığım elimi hocaya uzattım. Hoca beni çekerek masaya götürdü. Masanın tahtalarından birine kemer geçirdi ve bileğimi sıkıca masaya bağladı. Küçük bir tahta parçası vererek bunu sıkıca ısır, dedi. İçeriden bir balta getirip yanıma geldi. Baltaya alkol döküp kuruladı. "Tahtayı ısır ve gözlerini sıkıca kapat," dedi. Dediğini yapıp gözlerimi sıkıca kapattım. Ağzımdaki tahta parçasını tüm gücümle ısırdım. Ben daha ne olduğunu anlayamadan "Ya Allah!" diye bir bağırış duydum. Sert bir darbe sesiyle tüm bedenim acı ve dehşetle doldu. Gözlerimi açtığımda kopan kolumdan fışkıran kanı gördüm ve korkuyla bağırmaya başladım. Hoca eline geçirdiği bir kumaş parçası ile bileğimi sımsıkı bağladı. "Dayan,
Atlatacaksın. Az kal dedi. Ben dehşetle bağırmaya devam ederken hoca bir dolabı açtı. İçinden metal bir çubuk çıkardı ve onu kaynayan kazanın içine batırıp kazanın altında yanan alevin içine koydu. Sonra beni sıkıca tutup sana ilaç veremem. Tüm bu acı içine işlemeli ki yeni yapacağım tılsım etkili olsun. Yoksa bir anlam olmaz dedi. Bense onun sözleri üzerine bağırışlarımı bastırmaya çalıştım ama gözyaşlarıma engel olamadım. Hoca benim kendimi zorladığımı görünce başını hafifçe sallayıp alevlerin içine koyduğu demir çubuğunu alıp yanıma geldi. Metal çubuğun ucunda bir mühür vardı ve ateşten dolayı iyice kızıp kor kırmızısına dönmüştü. Son bir adım kaldı. Dişini biraz daha sık diyerek kan içindeki bileğimi tutup mührü kesilen kolumun yerine bastı. Artık aç çekecek takatim kalmamıştı. Bağırırken ısırdığım tahta düştüğü için artık dişlerimi sıkıyordum ve kırılmak üzerelerdi. O an Allah'ım al canım diye yakardım. Belki de boşuna mücadele ediyordum. Bu kadar acı çekmek yerine keşke en başında ölseydin diye geçirdim içinden. Daha fazla dayanamayıp dizlerimin üzerine çöktüm. Oradan da yere düştüm. Gözlerim kararıp kendimden geçtim. Kendime geldiğimde alev alev yanıyordum. Ter içindeydim ve bedenim yanıyordu. Yine bağırarak yerimden fırladım. Hoca hemen koşup beni tuttu. Bana zorla bir şey içirdi. Bu acını yatıştıracak. Üzerine düşeni yaptın dedi. Tekrar beni zorla yatağa yatırdı ve yine kendinden geçtim. Kendime geldiğimde hoca başucumda oturmuş. Islak bir bezle alnımı siliyordu. Onu görür görmez yerinden kalkmaya çalıştım ama beni engelledi. Uzan, iyice dinlen. Gücünü toplaman lazım ki bu gece mezarlığa gittiğimizde orada düşüp bayılma dedi. Korkuyla hocaya baktım. Nasıl yani? Oraya tekrar mı gideceğiz diye sordum. Hoca başını salladı. Tılsım yaptık. Mezara geri koymadan bir anlamı yok. Elini karşıma ekleyip erittim. Artık tılsım bir parçası o. O menfur şeyi senden uzak tuttuğu gibi aynı zamanda da uykuya tekrar döndürmeye yetmeli. Yoksa daha yapacak başka hiçbir şeyimiz yok dedi. Kendimi nefes almaya zorladım. Çünkü stresten artık nefes almayı dahi unutur hale gelmiştim. Hoca bile bunu söylediğine göre bildiğim tüm duaları okumalıydım. Eğer bu işe yaramazsa bu sefer kaybedeceğim şey sadece elim olmazdı. Akşama kadar dinlendim ve yeniden yola çıktık. Bekçinin mesai bitiş saatine kadar kapıda bekledik. Dışarı çıkınca bizi hemen tanıdı ve suratında sinsi bir gülümseme belirdi. Hiç bekletmeden sağ elimi cüzdanımı çıkarıp hocaya uzattım. Hoca içindeki tüm parayı çıkarıp bekçiye uzattı. Bekçi memnun bir şekilde her gece gelecekseniz size de bir anahtar yaptıralım. Böyle zor oluyor dedi ve kapıyı kilitlemeden kahkaha ata ata uzaklaştı. Hoca ile birbirimize bakıp cesaretimizi toplayarak demir kapıdan geçtik. Hocanın elinde metal bir şişe doldurulmuş karışım vardı. Hoca önde, ben arkada hızlı adımlarla ilerliyorduk. Yeniden kaybolup o yaratıkların eline düşmemek için gözümü hocanın üzerinden ayırmıyordum. Buraya kadar gelmiştim. Artık dönüşü yoktu. Bir kumar oynayacaktım. Ya kazanacaktım ya da hayatımda dahil her şeyimi kaybedecektim. İlerlerken telefonum titrediğini fark ettim. Arayan annemdi ama ne yazık ki telefonu açamazdım. Onları bir daha görüp görmeyeceğimi dahi bilmiyordum. Küçük bir umut, hayatta kaldığımı düşünsek bile aileme kopan kolumu nasıl açıklayacaktım? Ben düşüncelere dalmışken hocanın hızını arttırdığını ve aramızdaki mesafenin açılmaya başladığını fark ettim. Hemen silkelenip hızımı arttırarak hocaya yetiştim. Sonunda türbe benzeri lahit mezara gelmiştik. Ancak bu sefer farklı bir şey vardı. Kapısı aralıktı ve sanki rüzgar esiyormuş da çarpıyormuş gibi açılıp açılıp yine çarparak kapanıyordu. Ama tuhaf olan şuydu ki esen bir rüzgar yoktu. Anlaşılan başımıza bela olup arkadaşlarımın canlarını alan o şey her neyse beni de bekliyor ve bunu açık bir şekilde belli ediyordu. Hoca dikkatli bir şekilde türbeyi inceledikten sonra bana bakıp had dedi. Tedbirli bir şekilde türbenin içine girdik. Tıpkı o gece arkadaşlarımla girdiğimizde olduğu gibi yine lanetli ve korkutucuydu. Light'a yaklaştığımda kesilen elimin yerine basılan mührün olduğu yer korkunç bir şekilde zonklamaya başladı. O kadar çok canım yanıyordu ki bir an yine kendimden geçeceğimi sandım. Hoca acımı fark edince tılsımla seni bağlayan mühür tepki veriyor. Yakında geçer. Bu bağ sayesinde lanetten kaçabileceksin dedi.
Hoca benimle konuşurken arkamızdan kapattığımız kapı aniden açıldı. Hoca sanki sert bir tekme yemişçesine mezardan dışarı fırlayıp sırt üstü yere kapaklandı. Kapı arkasından kapanmadan önce hoca şeyi lahitin içine boşalt diye son bir çabayla feryat etti ve mezarın kapısı sert bir şekilde kapandı. Hemen koşup kapıyı açmaya çalıştım ama kımıldamıyordu bile. Lahitin kapağı hocanın önceki gelişinden kapağı açılmış bir şekilde kalmıştı. Hoca kemikleri topladığı için içi boştu. Yere düşen metal şeyi zorlukla alıp titreye titreye Light'e yaklaştım. Ne yazık ki kapağı açacak ikinci bir elim yoktu. Ucundaki tıpayı dişlerimle tutup çıkarmak için var gücümle çekmeye başladım. Ama tıpa o kadar sert kapanmıştı ki bir türlü çekemiyordum. Tıpayla mücadele ederken keskin bir çatırdama sesiyle beraber korkunç bir acı bacağımı kapladı. Gözlerim dehşetle açılmış şekilde bacağıma baktığımda kemiği dışarıdan görünecek şekilde kırıldığını gördüm. Çaresizlik ve acı içine feryat ettim. Öleceğim burada. Kurtuluşum yok diye geçirdim içimden. Ama insanları bilirsiniz. Son ana kadar vazgeçmek fıtratımızda yoktur. O acı içime gömüp tek bacağımdan güç alarak yine dişlerim şişenin tıpasına geçirdim. Dişlerim kırılıncaya kadar çekmeye devam ettim. Tıpa açıldığı anda lahitin içinden kulak yırtan bir kükreme duyuldu. O anda diğer bacağım da kırıldı ve kemiğe etimi yırtarak dışarı fırladı. Tam acıyla yığılıp kalmak üzereyken eli olmayan kolumla lahite tutundum. Gözlerim kararıyordu ama bayılamazdım. Çok az kalmıştı. Ayaklarım üzerine basamıyor, kalan tüm gücümle elsiz kolumla lahite tutunuyordum. Dişlerimle tıpasını çıkarmaya başardığım şeyi lahitin içini devirmeye uğraşırken görünmeyen bir çift elin boynuma yapıştığını ve onu çevirmeye başladığını fark ettim. Boynum hafif hafif çatırdamaya başladığı anda şişeyi, Light'ı devirmeye başardım. O anda boynumu kırmaya çalışan şey, korkunç bir çığlık eşliğine beni havaya kaldırdığı gibi sert beton zemine çarptı. Sonra her şey karardı. Yine mezarlıktaydım. Bora ve Cenkan yan yana beraber yürüyorlardı. Arkaları bana dönüktü ve ne kadar seslenirsem sesleneyim durmuyorlar. Dönüp bana bakmıyorlardı. Lanetli mezarın önüne gelince durdular. Kapıyı açıp içeri girdiler. Kapı arkalarından kapandı ve her yer karanlığa gömüldü. Gözlerimi açtığımda kulağıma mekanik bir bip ses çalındı. Gözlerimi yakan ışığa biraz alıştığımda buranın bir hastane odası olduğunu fark ettim. Uyandığımı gören annem hemen yerinden fırlayıp yanıma koştu. "Uyandın oğlum şükür" diye ağlamaya başladı. Acıyan gözlerimi ovuşturdum. "Hoca nerede?" diye sordum da annem "Ne hocası?" dedi. Annemin sesine gelen hemşire koşup doktoru çağırdı. Birkaç kontrolden sonra doktor yaklaşıp bir haftadır yoğun bakımda olduğumu ve vücudumun toparlanabilmesi için ilaçlarla uyutulduğumu söyledi. Biraz daha kendime geldiğimde ise polis ifademi almaya geldi. Onlara ne diyebilirdim ki? Söyleyebileceğim tek mantıklı şeyi söyledim. "Hatırlamıyorum" dedim. Zaten aldığım pek çok darbeden dolayı kafa travmam vardı. Bu yüzden yalanıma inanmakta zorlanmadılar. Cenkan'a ne olduğuna gelecek olursak. Annem bir süre benden saklamaya çalışmış ama ben hastanede yatarken beni arayan bir arkadaşımla konuşunca olanları öğrendim. Cenkan ailesinin yazındaydı ama nedense öğrenci evimize dönmüş. Amacı neydi, neden oradaydı bilmiyorum. Polislerin söylediğine göre 8. kattan apartman boşluğuna atlayarak intihar etmiş. Kimse onun atladığını ya da öldüğünü görmediği için bedenini günler sonra apartmana yayılan kötü koku yüzünden bulmuşlar. O kadar kötü bir şekilde çürümüş ki bedeni. Apartman boşluğunu her yeri neredeyse binlerce sinek basmış. Tüm bedeni sinekler ve sinek larvaları tarafından sarılmış durumdaymış. Bunu duyduğumda gözyaşlarıma hakim olamadım. Bir hatanın bedeli bu kadar ağır olmamalıydı. Biz ne yapmıştık ki? Sadece üç genç son bir kez beraber vakit geçirmek istemiştik. Bunu yapmak için seçtiğimiz yerse iki arkadaşım canına, benimse bir elime mal olmuştu. Kırılan bacaklarıma gelecek olursak, yerine oturtulup alçaya alındılar. Ama hayatım boyunca hep ağrılar içinde ve aksak yürüyerek yaşamımı sürdürdüm. Hocaya gelirsek, onu bir daha ne gördüm ne de duydum. Evinin olduğu yere daha gittim ama boştu. Teyzeme sorduğumdaysa, hocadan yardım istediğinde bu iş son kez yapacağını ve sonra her şeyi geride bırakacağını söylediğini, muhtemelen hocanın sözünü tuttuğunu bilerek
ortadan kaybolduğunu söyledi. Ben de öyle olmasını umdum. Eğer hoca olmasaydı asla kurtulamazdın. Biraz şansın, biraz azmin ve en çok da onun yardımıyla hayatta kalmayı başarmıştım. Emin olun, hayat o kadar kıymetli bir şey ki. Bunun için kesik bir el ve kırık iki baca, çok küçük bir beden. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup, bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.